Hepinize merhaba YouTube'lar. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Üreten nesili sonsuz saygı ve minnetle anıyorum. Bugün ayrıca Düzce Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ben de bir çarşıya çıkayım dedim. Çarşıya çıkacağım. Bakalım insanlar neler yapıyor, ne kadar kalabalık merak ettim. Ayrıca şu an iki tane helikopter sürekli dönüyor. Sanırım şu an ben çıkarken o büyük ihtimalle çıkmış ve gitmiş olacak. İki tane helikopterin dönmesinin sebebi de nasıl söyleyeyim? Havadan gelen saldırılara karşı falan bir önlem gibi olabilir bence. Yoksa başka bir anlamı yok. Nasılsın Ersin abi? Bu arada insanların elinde su şişeleri var. Değişik değişik çantalar var. Sanırım bir şey dağıttılar. Tabii merkeze gittiğimizde bu dağıtılan şeylerin ne olduğunu beraber görürüz. Ben de merak ediyorum açıkçası. Göreceğiz. Ve tabii ki de beklediğim kalabalık var. Tayyip Erdoğan gitmiş. Ama insanlar yine yeni dağılmaya başlıyorlar. Hafta içi olmasına rağmen büyük bir kalabalık var. Ben de o kalabalığa doğru yürüyorum. Bakalım neler göreceğim. İnsan potansiyeli her zamanki gibi değil. Normal günlerde çarşıda olan insanlar genç nüfus biraz daha fazla oluyor. Bugün yaşlı nüfusunu ve orta nüfusu biraz daha fazla görüyorum. Sanki böyle gençler azalmış gibi. Öyle söyleyebilirim. En çok gördüğüm nüfus 35-40 arası insanlar, bir de tam yaşlılar. En fazla bunları keşfedebildim şu an. Kalabalığa doğru yürüyorum. Yalnız bu kamerayı böyle tutunca insanların amaçsızca bana bakması. Neden ya, neden? Oo, çocuğu bak, kendi kendine konuşuyor. Alışamadı toplumumuz daha. Bunlara alışamadı. Bir tane Toma var. Önüne gideyim, size onu da göstereyim. Alan şu an dağılmış yani. İnsanlar dağılmış. Çöpler falan var. Onları da büyük ihtimalle toplayacaklar. Ankara'dan bir tane Toma gelmiş. Düzce'de neden böyle bir şey yok bilmiyorum ama. Evet. Görüyorsunuz insanlar önünde fotoğraf çektiriyorlar. Bu da böyle bir şey. Sırayla fotoğraf çektiriyorlar. Çekmez oğlum bizi görecek. Nereye gidiyor? Kameraya yakalanan iki şahıs görüyorum şu an. Evet. Geldim, insanları yani çekiyorum, miting, ne yapıyorlar? Oğlum miting kalmadı ki. Nasıl? Niye? Konuşmayı dinledin mi? Yok, dinlemedik. Niye? Gel gitmeyelim dedi. Yok, kalabalığı sevmiyoruz dedi. Bunaltı var. Görmediniz mi? Yok. Göremedik. Sesini duyduk sadece. Seni Bay gördük Kemal ya dedi. Daha mutlu oldum. Biri görünce mi? Ha, daha mutlu oldum. Ben gidince çektim. Aslanım. Ben dolaşıyorum ya. İnsanlar ne yapıyor? Onları Vay çekiyorum işte. Vay canlıyı yapıyorum. Sen nereye gidiyorsun? Canlıyı kamera kaydı alıyorum. Ha, nereye gidiyorsun yine? Dolanıyorum işte. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bakacağım sen şimdi insanlara. Onun için çıkmadın sen. Onun için, için çıktım. Canım sıkıldı, çıktım. Tabii, ben. Bak bu onun için çıkmadı. Sabah gel dedim, beraber çıkalım dedim. Çıkmadı. Şimdi ama aslında gizli Tayyipçilerden biri arkadaş. ben görüşürüm. Hadi görüşürüz. Lan babama denk geldim yolda. Borçlu çıktım ya. Sen dedi babana bir çay ısmarlamıyor mu dedi. Ben de dedim işim var, yürüyeceğim, video çekeceğim. O zaman dedi parasını ver. Adam bildiğim parayı aldı ya. Hiç çekinmeden aldı. Neyse, helal olsun. Babamdır. Zamanında o bize çok verdi. Şimdi mitingin yapıldığı alana geliyorum. Kaldırıyorlar, topluyorlar eşyaları falan ama ummadığım bir kalabalık var yani. Böyle insanlar karınca gibi yürüyorlar amaçsızca. Aynı benimki gibi. Hiçbir amaçları yok. Bu arada uzun zamandır video çekmedim. Böyle bir vlogla giriş yapayım dedim sizin için. Vlog gezeceğim, tozacağım. Gezerken, tozarken sizle de bir muhabbet edeyim dedim. Böyle bayrak şöleni yapmışlar, çadır gibi. Valinin önünde de tırlar var. Burada bayraklar var. Belediye içeri falan girişiyor. Şu an alan bitmiş. Büyük ihtimalle şurada konuşmasını yaptı. İnsanlar da buralardan falan onu dinledi, izledi vesaire vesaire. Uzun zamandır bilgisayarım yoktu, bozuktu. Maddi durumum biraz sıkıntılı olduğu için yeni bir bilgisayara kavuşamadım ve uzun süredir video atamadım. Sonradan işte çalıştık ettik, bir şekilde paramızı bulduk, borç harç yaptık. Kendime bir tane bilgisayar aldım. Yeni yeni videolar çekmeye tekrardan başlayacağım. Bıraktığım düşünülmesin. Bir telaş içinde insanlar. Görüyorsunuz. Öyle işte. Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Size biraz Düzce hakkında bilgi vereyim. Düzce genellikle sağcı bir kesimin olduğu bir şehir. Genelde AK Parti kazanıyor. Ama bu sene gözlemlediğim, insanlara sorduğum kadarıyla MHP'nin adayının biraz güçlü olduğunu duydum. İnsanların onu tercih edeceğini duydum. Çünkü insanlar biraz
AK Parti'ye kırılmış gibi. Tamam, seveni çok ama sevdikleri kadar da onları kırmış, üzmüş gibi. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimalle ekonomik krizden dolayı olabilir. İnsanların çoğu mesela belediyede MHP'nin adayına kaymak istiyorlar. Bakalım bu seçimde ne olacak? Ben MHP'li AK Parti kafaya kafaya götür diyorum. CHP aday çıkarmadı, İYİ Parti çıkardı. İYİ Parti'nin adayı da Ömer Küçük. Sanırım yarışamaz diye düşünüyorum. Çünkü Düzce, dediğim gibi tekrardan, sağcı bir kesim. İYİ Parti'de şu an solcu geçtiği için. Şu an kankama denk geldim. Yaşıyor mu bu hayat? Kolay gelsin. İyi, sen ne yapıyorsun? Selam yolladın mı? Herkese yolladım ya. İyi kanka, ben de çıktım. Hadi. Aldığım bilgiye göre çıkmış Recep Tayyip Erdoğan. Mitingde çok durmamış. Faruk Özlü'yü tanıtmış. Belediye başkan adayı. Eski bakan olan. Onu tanıtmış. Öyle sonra gitmiş sanırım. Çok durmamış. Ama çarşı hala amaçsızca kalabalık. Sanırım şöyle de bir şey olabilir. İnsanlar hazır. Merkezi inmişiz. İzmir inmişken gezelim, tozalım, alışverişimizi, günlük ihtiyacımızı karşılayalım vesaire diyebilirler. Seçim konusunu bana soracak olursanız, herkesin fikri özgür ve hür. Herkes istediğini dilediğince gerçekleştirip istediğini oy atabilir. Fakat şuna çok kızıyorum. İnsanların birbirini kırmasına, hakaret etmesine, sırf karşı görüşten diye birisine hakaret etmesine, bilmediği konuyu savunmasına, atıyorum adam başka bir görüştü, sırf başka bir görüştü diye onu düşman bellemesine, onu bizden değilmiş gibi hiçe saymasına çok üzülüyorum. Bunları gördükçe içim eriyor. Çünkü hepimiz bu toplumun vatandaşıyız. Bir nevi birlikte yaşıyoruz. Saygı ve sevgiyi yitirirsek başkaları bize neler yapmaz. En önce aramızda geçen saygı diye düşünüyorum ben. Siyaseti de böyle kapatalım. Çok yorumlamak istemiyorum. Yeni yeni videolar gelecek. Sizin de istediğiniz videolar olursa altına yorum atabilirsiniz vesaire. Dersiniz ki şunu yap, bunu yap vesaire. Bir düşünürüm, tasarlarım. Üstüne ben de koyarım. Öyle bir şeyleri çekip atarız beraber. Seni çekme. Ne oldu? Öyle. Ya insanlar şey sanıyor. Böyle kamerayı tutunca sanki onları çekiyorum. Oğlum senin neyini çekeyim ya? Kendimi çekiyorum işte, kendimi atacağım. Sanırım şöyle yapmışlar, atıyorum sponsor olmuş. Mesela Düzce'deki belli bir firmalar var. O firmalar geliyor, sponsor oluyor. Teki su dağıtımı, teki bilmem ne dağıtımı, teki şu dağıtım, teki bu dağıtım. Bir şekilde miting alanında bir şeylerin dağıtımını sağlıyorlar. Ben genelde su şişede gördüm. Herhalde kullanılanını kullandılar. En sona kalanları da dağıttılar. Onun da bilgisini size vereyim. Bu konuyu da kapatayım. Şu anda bayrakları İyice sökmüşler zaten. Ben de evime gidiyorum. Çıkıp dolandık. Evime giderken de size biraz daha muhabbet edeyim. Sonra da videomu bitireyim. Yalnız yarım saat falan durmuş ama hazırlıklar var ya, tam bir haftalık yani. Bir hafta dursa yine sıkıntı olmaz. Fena. Bunları kim toplayacak bu kadar? Uzun lafın kısası, yıldım arkadaşlar. Seçim arabalarının sesinden, insanların birbirlerini karalamasından, birbirini düşman olarak görmesinden, ayrıştırılmaktan, her şeyden bıktım. Bir an önce şu 31 Mart olsa, seçimler olsa ve bitse, gündelik hayatımıza dönsek, ülkemizi geliştirmeye dair üretimimizi arttırabileceğimiz politikalar sergilemeye devam edersek çok daha güzel olabilir. Bu süreçler çok sıkıntılı. Kimsenin kimseye faydası yok. O ona diyor sen şöylesin, bu buna diyor sen böylesin. Ne oldu? Halk arada kalıyor. Hiçbir şey diyemiyoruz. Bir onu izliyoruz, bir onu izliyoruz. Aklımızı bunlarla yoruyoruz. Ne gerek var? Gidelim, ülkemizi nasıl daha verimli hale getirebiliriz, nasıl üretimi sağlayabiliriz, geliştirmek adına neler yapabiliriz, tarım sahalarımızı nasıl geliştiririz, bunları konuşmamız yerine o işte öyle, onlar böyle, onlar şunlar şöyle, of, hep gereksiz şeyler. Siyaset harbiden dostu dosta kırdıran bir şey ya. Demişler ya, dostunla ne siyaset konuşacaksın, ne din konuşacaksın, sevdiğin insanla fikirlerin ayrıysa konuşmayacaksın çünkü bir yerden sonra görüşler zıtlaşıyor, ses yükseliyor, saygı sevgi çıkıyor aradan. Hop atlıyorsun kavgaya, gürültüye. Hiç gerek yok. Yoruldum be. Vallahi yoruldum. Baksana araya MHP sıkıştırmış kendini. Erdoğan bıyık ya. MHP'nin adayını da söyleyelim. Erdoğan bıyık bu arada. Benim de oyum Erdoğan bıyıktan yana olacak. Nedenini soracak olsanız, Düzce'nin esnafı. Düzce'de yetişen, büyüyen bir insan. Tamam, Faruk Özlü de öyle olabilir ama sonuçta bakan olan bir insan, Düzce'de pek duracağını düşünmüyorum.
Ama Erdoğan bıyığın devamlı Düzce'de durup Düzce'nin sorunlarını çözebileceğine inandığım için MHP vereceğim. Bu da böyle biline. Eğer Ömer Küçük yarışabilseydi, yarışabileceğine inansaydım ona da verirdim. Tekrardan dediğim gibi videolara hiç durmadan, ara vermeden devam edeceğim. Bilgisayarımı güzel, renderlarımı, editlerimi güzelce yapacağım. Devamlı düzenli şekilde içerikler üreteceğim. Kimi zaman gezeceğim, vlog yapacağım. Kimi zaman eğlenceli oyunlar sergileyeceğim. Kimi zaman da oyun videoları atacağım. İster izlersiniz, ister beğenirsiniz. O da size kalmış bir şey. Beğenen olursa, orada bir tane beğen tuşu var. Ona basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir şeyler yapmayı unutmayın. Bu arada bir şey daha konuşmak istiyorum. 3 aydır kanalım incelenmede. 4000 saatimi doldurdum. 1000 aboneyi doldurdum. Para almam açılması gerekiyordu normalde. Ama açılmadı. 3 ay geçti. Normalde 1 ay geçtiğinde falan düzelmesi gerekiyordu. Hala incelenmede gösteriyor benim kanalımı. Bu konuda bir fikri falan olan varsa bana yazarsa özelden sevinirim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Bay bay.